Test Atölyesi YouTube kanalımızın YDS Kelime Kampı'nın 7. videosuna hoş geldiniz. Ben kamerada, kamera arkasında Eray, sevgili taktik kalemim, içeride Eda, Sedef ve Yeliz, hepinizi selamlıyoruz. Şimdi çok konuşmayacağım, biliyorsunuz artık 7. video. Sorular gelsin, soruları bir yapın, ondan sonra soru ben geleyim. Aralarda hatırınızı da sorarım, nasıl gidiyor ona da bakarız. Covid-19 ne durumda ona da bakarız. 5. dalga geliyor mu, gidiyor mu ona da bakarız. Hadi başlayalım, ilk soruya gidelim. Ve videomuzun birinci sorusu boşlukla başlıyor. Şöyle bir fiillere bakıyordum hemen. Şıklara bakıyordum. Şıklarda fiillerin ing'li halleri var. Bu çok yüksek ihtimalle bir participle sorusu. Yani bakıyorum şimdi. Nokta nokta several of the most threatening. Threatening neydi? Tehdit edici. Diyor ki en tehdit edici çevresel meselelerin birkaçını kitabında şey etmiş olan Jessica denen bir kadından bahsediyoruz. İkinci cümlenin devamını okumuyordunuz değil mi arkadaşlar? Çünkü hani participle sorularında Jessica'yı bu tarafa taşıyorduk da aşağıdaki fiillerden hangisini yapar ki zaten Jessica diyorduk. Şimdi kitabında bir meseleyi ne yapmış olabilir ki Jessica? İşlemiş olabilir, anlatmış olabilir, açıklamış olabilir, altını çizmiş olabilir, vurgulamış olabilir, ifade etmiş olabilir, göstermiş olabilir. Tamam, yeter artık yani. Şimdi overcome, bak çok nefret ediyorum ışıklardan öğrenci olarak ama tester olarak seviyorum çünkü ben yazdım soruyu. Şimdi meseleyi görünce, tehdit edici mesele, sizin A şıkkını işaretlemenizi bekliyorum. Çünkü tehdit edici çevresel meseleler, siyasi meseleler, finansal meselelerin üstesinden gelir insanlar. Overcome çok güzel kullanılıyor collocation olarak ama kitabında üstesinden gelmiyor bu şeylerin, problemlerin Jessica. O yüzden yanlış. Shrinking deseniz küçülmek, daralmak, azalmaktı. Conduct yürütmek. Çevresel meseleyi yürütmeyiz ki. Yani bir plan dahilinde mi ben ormanları yok ediyorum? Bir plan dahilinde mi mahvediyorum pandaları ya da öldürüyorum işte filleri vesaire? Devam ediyorum. Highlight işte. Highlight, vurgulamak. Hatta fosforlu kalem diyoruz ya. Fosforlu kalemin İngilizcesi phosphorus pencil değil arkadaşlar. Yıllar önce İTÜ'de çalışırken bunu sormuştum. Bir arkadaş şey demişti sınıfta. Phosphorus pencil. Sana dedim 100 verebilirim sözlü notu için. Çünkü o usla bitenler sıfat olur demiştim ben o sınıfa. Bak arkadaş dedi ki ama sen dedin zaten, öyle açıklama yaptı. Fosfor. O us geldiği zaman da phosphorus, fosforlu kalem ama değil işte. İngilizcesi highlighter. To highlight. Burada da kitabında en tehdit edici çevresel meselelerin bazılarını vurguluyor Jessica dediğimiz yazar. O yüzden birinci sorunun cevabı Diyarbakır. Şimdi ikiye geçiyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Orman yangınları dedi. Will be bir şey in coming years. Orman yangınları gelecek yıllarda, önümüzdeki yıllarda şey olacaktır. Ve bakın nesne falan yok. O zaman orman yangınları görülecektir, gözlemlenecektir. Orman yangınları artıyor olabilir, orman yangınları azalıyor olabilir. Devam ediyorum. Unless var. Değil mi? YDS'nin çok sevdiği bu cümle tamamlama sorularında kullandığı bir bağlaç. Olmadıkça. Şu cümle olmazsa, bakalım diyor ki unless the world stops getting warmer. Dünya diyor, dünyanın ısınması durmadıkça, yani o zaman dünya ısınmaya devam ettiği sürece orman yangınları da artacaktır, yayılacaktır, artacaktır, değil mi? Yayılacaktır, başka da bir şey olmuyor zaten. Bakalım. Ben boşuna fiil düşünmüşüm sınavın başından beri. Bana sıfat vermişler.
Tamam, hiç sıkıntı değil. Orman yangınları ne olacaktır ki sizce o zaman? Bir bakıyorum, inevitable var, kaçınılmaz. Unavoidable, işaretler misiniz arkadaşlar? Inevitable, unavoidable, çok kullanılır. Scarce, scarce, kıt, sayıca az demek. Bakın, orman yangınları will be scarce kesinlikle mantıksız değil. Ama unless'ten sonrasını okuduğum için kontekste uymuyor. Yarın bir gün şey olabilir, doğru cevap olabilir. Az görülecektir olabilir. Ama burada yanlış. Accidental. Orman kazaları, orman yangınları kazara olacaktır. İstenmeden olacaktır diyor. Bu da gitti. Irrelevant bir kere daha çıkmıştı hatırlayın. Hatta bu sanıyorum kelime kampımızda da vardı. Irrelevant konuyla alakasız demek. Zaten Diyarbakır şıkkındaki irrelevant da bizim konumuzla alakasız. Çünkü biz orman yangınları konuyla alakasız olacaktır demiyoruz. Her türlü mantık hatası var Diyarbakır'da. O yüzden ikinci sorunun cevabı A. Inevitable. Kaçınılmaz. Yazın. Unavoidable. Haydi 3'e. Üçüncü soru, overcrowded classrooms, yani aşırı kalabalık sınıflar, nokta nokta with low qualified teachers, düşük vasıflı öğretmenler ile dedi, can bring nothing but failure. Yani başarısızlık hariç hiçbir şey getirmez bu sınıflar. O zaman overcrowded classrooms bir şey with low qualified teachers. Düşük vasıflı öğretmenlerle birlikte diyesim geliyor. Together with diyesim geliyor da together with it ben de sormam, YDS de sormaz. Çok kolay. Şimdi bakıyorum addicted to olması lazım zaten. Bana with vermiş. Bir de zaten sınıflar neye addicted olacak arkadaşlar? Bakın kavram zaten yanlış. Overcrowded classrooms coupled with. Lütfen yazın. Coupled with as well as in addition to together with along with. Bakın 5 tane ek olarak lafı biliyorsunuz ve bunlar çıkar. Ya reading'in içinde çıkar, ya paragrafları anlamakta anlama sorularında çıkar. Eksik yeri bulmak, işte gereksiz yeri diyorum. Okuduğunda anlamı bozan bölümde çıkar. Cümle tamamlamalarda çıkar, gramer bölümünde çıkar, çıkar da çıkar yani. 5 tane bir şeye ek olarak lafı. Cevap o yüzden 3'te coupled with ile Bursa. Associated with burada pis bir şık çünkü with ile kullanılır ve coupled'dan daha ünlü bir kelime olduğu için associated'ı gördüm, yukarıda da with var, yapıştırdım ben diyecek olan öğrenci için yazdığım bir şık bu. Ama okuyun lütfen, anlam da önemli. Diyorsunuz ki aşırı kalabalık sınıflar düşük vasıflı öğretmenlerle ilişkilendirilen, düşük vasıflı öğretmenlerle ilişkilendirilen sınıf değil. Düşük vasıflı öğretmenlerin yanı sıra bunlara ek olarak overcrowded class'ten bahsediyorum. Regardless zaten with ile kullanmıyoruz. Regardless of bir şeye bakmaksızındı. O zaman 3'ün cevabı çok net şekilde Bursa ama C şıkkına dikkat ediyoruz, tamam? Okumadan işaretlemek yok. Görüşürüz. Haydi 4'e. Dört. Geldik dörde bakalım. Being able to speak. Birileri bir şey konuşuyor. Ne? Konuşabilmesi diyor kişinin bir foreign language, yabancı dili diyor. Surely, kesinlikle arttırır. Bakın iyi bir şeyden bahsettik. Yabancı dil konuşulması arttırır. Kişinin nokta noktasını arttırır. Bir isim arıyorsunuz. Ne için nokta nokta? Bir bakıyorum. For landing a prestigious position in a big company. Yani prestijli bir pozisyona land etmesi. Land uçağın inmesi aslında değil mi? Ve çok kullanılır iş hayatında. Bir pozisyona iniyorsunuz işte. İşte orada işte İK müdürlüğü varmış. Hop o pozisyonun üstüne indiniz. Prestijli bir pozisyonu kapmak şeysini arttırır. Nesini arttırır ki? Bir şirketteki prestijli pozisyonu kapma neyim vardır ki zaten? Benim de dil bilmem bunu arttırır. Şansım vardır herhalde. Olasılığım vardır herhalde. İhtimalim vardır herhalde. Bakıyorum A şıkkı prospects. Lütfen yazın. Probabilities olabiliyor. Possibilities olabiliyor. Chances olabiliyor arkadaşlar.
Şans demek. İhtimal demek. A şıkkı. Responsibilities. Hayır. Responsibilities for'la kullanılıyor. Doğru da. Tekrar söylüyorum. Bakın. Üçüncü sorunun C'sinde yaptığım şeyi, uyarıyı bir kere daha söylüyorum size. Dördün de bursası. Responsibility for. Bir şey için olan sorumluluk. Güzel de kontekste uymuyor. Risks. Risk mi? Prestijli bir konum elde etme risk mi olur? Keşke hepimizin böyle riskleri olsa yani. Of Allah kahretsin, aylığı 15 bin lira olan bir pozisyonu verme riskleri var bana falan diyen bir arkadaşla tanışmadım ben şimdiye kadar. Facilities, tesis demek, kolaylık demek. Zaten bununla bir alakası yok durumun. O zaman dördüncü soru çok net şekilde prospects. 5'e gidiyoruz. Ve geldik 5. soruya. Doctors say that. Bakalım doktorlar yine ne diyor? Şunu içme, bunu yeme, oraya gitme, bunu seyretme, erken yat, erken kalk. Yani nerede sıkıcı bir şey var onu söyleyecekler bize. Düşünüyorum. Doktor arkadaşım var mı? Yok. Bunu hani bir pot kırdım mı diye düşünüyorum da. Yok, hayır, gayet de zevkli şeyler de söyleyebiliyorlar. Bir çevireyim artık. Doctors say that. Vegetables. Bakalım sebzeler. Al işte bak dedim ben. Vegetables yani başladık zaten. Sebzeler diyor. Should. Aşağıda bakıyorum. Phrasal'lar var. Sebzeler şey etmelidir. En az diyor yarısını sağlıklı bir beslenmenin. Geri kalanını okumama gerek yok. Belli ki miktarla alakalı. Belli ki bir şeyi oluşturmakla alakalı bir phrasal gelecek. Oluşturmak geliyor zaten işte. Bir bakıyorum. Look after bir kere. Look after. Ya ben tatile gidiyorum. Şu benim işte köpek, şu benim kedi, şu benim çiçeğe look after eder misin? Göz kulak olmak. Değil mi? Bu değil bir kere. Put up. Put up. İnşa etmek. İşte bir şeyin fiyatının artması vesaire. Make up. Oluşturmak işte. Make up. Değil mi? Ne vardı bir de? Make up. Constitute vardı. Ne vardı bir de? Form vardı. Gidiyorum. Pick up. Pick up seçmek. Yani sağlıklı beslenmenin yarısını seçmelidir sebzeler demem ki. Sebze neyi seçecek zaten? O zaman Ceyhan'mış arkadaşlar. Oluşturmak. Sebzeler oluşturmalıdır sağlıklı bir beslenmenin diyor. En az yarısını. Kesinlikle katılıyorum doktorlarımıza. O zaman 6. soruda buluşmak üzere. Çok ciddi bir şekilde söylüyorum bakın. Ve 6. soru. Bakalım. Polis köpekleri diyor. Go through. Süreçten geçmek değil mi? Bir ameliyattan geçmek. Bir dar boğazdan geçmesi bir ülkenin gibi görülüyor. Burada da special training demiş. Demek ki özel bir eğitimden geçiyor köpekler dedik. So that böylece. Şimdi bir amaç okuyacağım o zaman. Ne yapabilsinler diye. Şey edebilsinler diye farklı kokuları ve hatta diyor uyuşturucuyu tespit edebilsinler. Farklı kokuları ne etmelidir ki sokak köpeği? Farklı kokuların farkına varmak olabilir. Farklı kokuları ayırt etmek olabilir. Bakalım ne diyor? Appeal. Appeal bir kere çekici gelmek demek zaten. Yani böylece kokulara çekici gelsin. Hani koku kovalamıyor ki köpeği. Bursa. Emphasize. Vurgulamak. Kokuyu vurgulamazsın yani. Yani köpek kokuyu vurguluyor. Olmaz. Bakıyorum undermine. Undermine. Geçen hafta çıkmıştı hatırlarsanız. Undermine. Mine, mayındı. Undermine, hani bir şeyin altına mayın koymak, baltalamak anlamına geliyordu. Hatırlayın. Yani bu bir projeyle kullanılıyor. Ya işte adam o kadar bilmem ne yapıyor ki, he always undermines our projects. Her zaman projelerinizi baltalıyor vesaire derdik. Bu da öyle değil. O zaman geldi distinguish. Distinguish, farkına varmak. Ayırt etmek demek zaten. Değil mi? O zaman 6'nın cevabı zaten between beni şüphelendirmişti. O yüzden Diyarbakır'daki distinguish'i işaretliyorsun. Çok kolay soruymuş. Keşke de isteseymişim bunu. Haydi 7. soruda görüşmek üzere.
Geldik 7. Yine başında nokta nokta. Drought. Ne bunlar? Kuraklık mıydı? Kuraklık da herhalde. Nokta nokta kuraklıklar bilinir diyor. To have swept away. Yok etmiş olduğu diyor. Bak. Devamlı okumaya gerek var mı? Aşağıda bana sıfatlar verilmiş. Şimdi kuraklık kelimesini de bilmiyor olduğunuzu varsayın. Nokta nokta fıt fıtlar. Lan hiç görmedim ben bunu. Ne demek acaba? Neyse dur devam et. Nokta nokta bir şeyler. Bilinir diyor yok etmiş olduğu bütün toprak. Bak burada da bir şey topraklar. Arable yazıyor. Arable'ı da bilmiyorum. Ya arkadaşım sen de hiçbir şey bilmiyorsun diyeceksiniz bana ama bakın gerçekten öyle cümleler vardır ki yani hayati rolde oynamıyordur sizin önünüze gelen o blöf kelimeler. Yani moralinizi bozar bilmediğinizde. Ama aslında biraz sakin nefes alıp baktığınızda bilmenize de gerek yokmuş diyorsunuz. Ama biraz böyle geniş bakmanız lazım cümleye. Periferal görüş dediğiniz. Şimdi nokta nokta bir şeyler yok etmiş oldukları bilinir. Kesin kötü bir şey arıyorum. Kötü bir şey arıyorum. Timely, zamanında. Oh, tam zamanında geldi fırtına. Oh, tsunami de tam gününde vurdu demeyiz yani arkadaşlar. Timely olmaz. Alınan önlemler timely olabilir, değil mi? Geçiyorum bunu. Severe, severe şiddetli, harsh. 21 günlük kelime kampımızda vardı. O zaman da önemini vurgulamıştım. Bakın ta ne zaman konuşmuştuk Covid'in başında. Covid'in sonuna geldik. Yine karşımıza çıkıyor. Severe. O zaman severe kuraklıklar. Cevap bir kere Bursa. Bir bakayım C. Gönülsüz, isteksiz ya. İsteksiz kuraklık mı olur? Nereye? Ya gidip tokatı vuracağım da. Diyen bir kuraklık gördünüz mü? Gönülsüz. Bir kere canlılarla alakalı bir şey olması lazım. Filler olabilir. Pandalar gönülsüz olabilir. Bizim köpek gönülsüz olabilir. Ben gönülsüz olabilirim bir şey yaparken. Geldik. Purposeful. Purpose. Purpose amaç demekti zaten. Bu da kasıtlı. Amaçlı demek. C ne kadar yanlışsa bu kavramla. Diyarbakır'da onun zıttı. İstekli, gönüllü demek. Bu da yanlış. Çok istekli bu kuraklık vurmaya işte bir ülkeyi falan. Olmaz arkadaşlar. O yüzden 7 çok net biçimde severe. Tekrar hatırlatıyorum. Her zaman olmaz ama bazen her şeyi anlamak zorunda değilim cümlenin. Ne için sıfat, kim için fiil kovaladığımın farkına varmam lazım. Unutmayın. Awareness. Şimdi 8'e gidiyoruz. Ve geldik 8. Jess. Jess benim New York'taki dedektif arkadaşım. Abi bildiğin şey yani kadın böyle çok başarılı bir dedektif yani. Covid'de falan bayağı çalıştı. Şimdi Jess has become a successful architect. Ben onu burada tabii mimar yaptım. Çok hani deşifre olmasın şimdi kadın. Şimdi bunu seyreden biri New York'a gider bulur onu falan. Ha ben seni videoda görmüşüm. Aa, bir sürü bir şey olmasın işte. Jess has become such a successful architect that... O kadar başarılı bir mimar oldu ki tüm diyor küçük kuzenleri, younger dediğim zaman yaşça küçük işte. Tüm küçük kuzenleri diyor şapıyor ona ya da onu ve diyor onun gibi olmak istiyor. O zaman çok başarılı bir insan var. Kuzenleri ona ya da onu şapıyor ve onun gibi olmak istiyor. Herhalde onu beğeniyor, ona tapıyor, onu seviyor, ona hayranlık besliyor. Güzel böyle allayıp pullayan bir fiil peşindeyim. Bakıyorum look up to. Look up to. Bak, look up to. Yukarı bakıyorsunuz değil mi? Hayran olduğunuz insana look up to yaparsınız. Admire demek ve cevap zaten. Peki aşağılamak ne demek? Aşağıladığınız insana ne yaparsınız? Aşağı bakarsınız, aşağı doğru. Bunun İngilizcesine look down on arkadaşlar. Bakın look up to hayran olmak, look down on aşağı doğru bakıyorsunuz birinin üzerinden. Bu da işte aşağılamak. O zaman cevap A dedik ama diğerlerini yok edelim. Look after. Look after zaten 5. sorunun altında vardı. Çiçeğe, böceğe işte hani komşuya tatile giderken komşuya bırakıyordunuz. İşte hasta birine bakıyorsun. Bakımını yapmak demek zaten. Yani... Acaba elden ayaktan düştü de bizim Jess mimar olunca tüm küçük kuzenleri ona bakıyor mu diyeceğiz. Öyle bir şey yok. Devam ediyorum. Compensate for. Bir kere arkadaşlar insan compensate for edilebilecek bir şey değil yani. Biz Leyla'yı telafi ederiz. Yavuz'u telafi ederiz. Öyle bir şey değil yani. O yüzden compensate for neyle kullandınız? Neyle gördünüz şu ana kadar? Loss.
kayıp, damage, zarar, hasar, ziyan, böyle şeyleri kompanse ederiz, telafi ederiz. Ve son olarak da account for, açıklamak ya da oluşturmak. İkisi de olmaz insanlar için. O zaman zaten cevap buz gibi A idi. Look up to, hayranlık beslemek demek. Admire. İki soru kaldı. Haydi 9. Ve 9. Everybody in the team nokta nokta him. Takımdaki herkes onu şey yapar. Ya da ona şey yapar bilmiyorum. Ama bir insanla alakalı bir fiil arayacağım. Bakalım şimdi hani nefret de edebilir, sevebilir de, tapabilir de, işte dövebilir de, tükürebilir de. Bilmiyorum ki ne yapar yani. Diyor ki çünkü he has taken part. Katıldı diyor çeşitli uluslararası conservation projelerine önce. Ha, olsa olsa herhalde şimdi bu kişinin nesi vurgulandı arkadaşlar? Siz bir kişinin nesini vurgulamak için ya şimdiye kadar işte çeşitli uluslararası projelere katıldı çünkü o dediğin zaman tecrübesini vurgulamak için herhalde söylerseniz şu ana kadar uluslararası projelere katıldığını. O zaman tecrübeli bir insansa takımdaki herkes ona ne edebilir? Güveniyor olabilir mesela. Benim aklıma ilk depend on geldi, rely on geldi. Bakalım yazmış mıyım öyle şeyler. Confide in geldi. Yine güvenmek olabilir. Başka da güvenmek. Başka da bir şey gelmiyor aklıma. Bir bakayım ne yazmışım. Appeals to. Appeal to 6'nın 6. sorunun A şıkkında da söylemiştik. Çekici gelmek. Yani takımdaki herkes elemana çekici gelmiyor yani. Adam bir onu da beğeniyor, onu da beğeniyor. Oğlum bu da güzelmiş, o bu da yakışıklıymış falan demesi lazım yani. Undergo. Süreçten geçmek arkadaşlar. Az önceki bir soruda go through demiştim değil mi? Polis köpekleri özel eğitimden geçiyor. Undergo da bir süreçten geçmesi. Mesela bir kıta, bir ülke, bir işte ne bileyim bir şehir bir krizden geçiyor olabilir mesela. Dersin ki our country is undergoing an economic crisis dersin mesela işte. Undergo, süreçten geçmek. Bu da değil bir kere. Confide in işte. Aslında bu hepinizin bildiği kelime. Confidence'ı bilmiyor musunuz? Yani dışarı çıksam şimdi Mecidiyeköy'de 100 kişinin 18'i falan bilir. Yani evet. Yok Mecidiyeköy'e çık. Şimdi çıkarsam burada aslında böyle en önde dursam evet 100 kişiden 18'i bilir. Confidence'ı biliyorsunuz ama bu sınav hazırlanan arkadaşlar biliyor. Confidence değil mi? Güven. İşte self confidence. Özgüven. Kendine güven. Siz bunun sıfat halini biliyorsunuz. Confident. Kendine güvenen. Self confident diye vurgusu vardır. Özgüveni olan demek. Confide fiilinden geliyor işte bu ikisi de. Confide güvenmek ve in preposition ile kullanılır. O zaman takımdaki herkes confides in him. Ona güvenir. Diyarbakır carry out. Carry out bir kere insanla kullanılmaz. Carry out neyle kullanılırdı? Project. Bir projeyi yürütürsünüz çünkü. Organization. Organizasyonu yürütürsünüz. Ya da bir survey değil mi? Araştırma, anket. Experiment. Deney carry out edersiniz. O zaman çok net şekilde 9'un cevabı güvenmek, depend on, rely on, trust anlamına gelen C şıkkındaki confiding. Son soruya geldik bile. Ve geldik 10. soruya, 7. video 10. soru. To open more green area for the citizens. Bir şey yapmak için diyor. Ne? Daha fazla yeşil alan açmak için vatandaşlara. The municipality, belediye, is planning to bir şey, all the factories. Şehir içindeki, şehir sınırları içindeki tüm fabrikaları şapmaya karar vermiş. Şapmayı planlıyor. Şapmak istiyor. Ne yaparsınız ki insanlara daha çok yeşil alan açmak için? Tüm bu fabrikaları lengthen uzatmak. Fabrikayı nasıl uzatacaksın? Yani nasıl uzatabilirsin fabrikayı? Demolish. Bakın bunu bilin. Yıkmak demek zaten. Başka da bir anlamı yok zavallının. Demolish ki cevaptır. Request rica etmek. Tüm şehirdeki tüm fabrikaları rica ediyor. Olmaz ki yani. Vary. Değişiklik göstermek.
çeşitlenmek demek. Bu da değil. O zaman 10. sorunun cevabı da Bursa. Bana çok hızlı geldi bu video. Yoksa ben biraz hızlı mı konuştum? Bilmiyorum. Şunu şöyle koyayım arkadaşlar. 7. videonun sonuna geldik. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yani yarısını geçmek üzereyiz. Bizlere biliyorsunuz info@test.tv'den ulaşabilirsiniz. Lütfen şu kelimeleri iyi yapın. Dikkatlice dinleyin. Hatta tavsiyem dönün bazen birinci videoyu bir kere daha şöyle bir hızlıca geçin. İkinci videoyu şöyle bir hızlıca geçin. Yapmadıysanız 21 günlük kelime kampını mutlaka yapın arkadaşlar. İnanılmaz bir temel oluşturacaktır bu YDS kelime kampı için. O zaman 8. videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.